Tabii ki, tabii ki. Hatta ben hani diğer büyük projeleri de bu kapsamda. Üçüncü havalimanı, üçüncü köprü. Peki mesela üçüncü havalimanı İstanbul'a lazım bir şey mi? Ve orada olması lazım bir şey mi? Üçüncü havalimanı ile ilgili ciddi derecede çarpıcı şeylerim var, düşüncelerim var. Üçüncü havalimanı niçin yapılıyor? İhtiyaç olan kısmı ne? İstanbul'un yolcu kapasitesini artırmak. Böyle bir ihtiyaç var. Bunu kabul ediyorum. Ama mevcut iki tane havalimanının yeterince işletilip işletilmediği konusunda bir analiz yapalım. Ben Londra Heathrow Havalimanı'yla kıyaslıyorum. 11 kilometre alan büyüklüğüne sahip ve 65-70 milyon yolcu da saat gibi çalışıyor. İstanbul Atatürk Havalimanı yaklaşık 10 kilometre alan büyüklüğüne sahip ve 25-30 milyon yolcu kapasitesiyle hepimizi işkence ve çile çekiyor. Şu anda 40 milyonun üstünde bir yolcu taşıyabiliyorsunuz. Ya biliyorum ama işkence çekiyor. İşkence. İstanbul'un şu anda özellikle Yeşilköy Havalimanı'ndaki iki tane pistin standartlara uygun olmadığı konusunda ciddi raporlar var. İki pist, paralel pist, normalde 30 metre arası açık olsaydı aynı anda iki uçak binip kalkabilecekti. Ve yapılırken de biliniyordu bu. Biliniyordu. Bu yapıldı. Bir. Bir tane daha pist konulabilecek durumda şu an Atatürk Havalimanı. Şöyle söylüyorum. Mevcut iki havalimanına birer milyar dolar yatırım yapılarak İstanbul'un yolcu kapasitesini 200 milyon yolcuya çıkartıyoruz. Bu da 3. havalimanına ihtiyaç olmadığını ortaya koyuyor. Bunu söyleyen pek çok kişi var. Diyorlar ki yani 2,5 milyar dolarlık bir yatırımla İstanbul'da 3. havalimanı yapmadan... Aynen. Tabii ki. Bunu da sadece mevcut bir tane havalimanının işletme süresini uzatarak karşılayabilirsiniz. Yani öz kaynak kullanmanıza bile gerek kalmaz. O sebeple şunu çok açıkça ifade ediyorum. 3. havalimanı mevcut 2 havalimanına yapılacak olan 2-2,5 milyar dolarlık yatırımla ihtiyaç olmaktan çıkıyor. Ki illa İstanbul'a bir 3. havalimanı ismi kazılmak istiyorsak, yapmak istiyorsak bunun yeri İstanbul'un geleceği olan içme suyu havzaları ve orman alanlarının üzeri olmalı. Yani bu çok önemli bir konu. Ki ben başka şeyler de söyleyeceğim. Bu biraz daha İstanbul'un dışlarına da yapılabilirdi. Ama ben ihtiyaç olmadığını söylüyorum. Çünkü mevcut iki havalimanını, benim işim ulaşım, ulaşım plancısıyım. Mevcut iki tane havalimanına yapılacak olan yatırım bizim yolcu kapasitemizi 200 milyona çıkartıyor. Esas önemlisini söyleyeyim. Üçüncü havalimanının yapılma amaçlarından bir tanesinin ben hafriyat döküm sahası olarak kullanılması olduğunu düşünüyorum. 5 milyar euroluk hafriyat dökümü yapılacak oraya. Yüzey dolgusu olabilmesi için. İstanbul'da şu anda en büyük problemlerden biri hafriyat döküm sahası yok. Bu sebeple Maltepe'yi dolduruyoruz. Maltepe sahilini dolduruyoruz. Yeni Kapı sahilini dolduruyoruz. Yakın zamanda yeni yerler doldurmaya başlayacak. Şu anda Kemal Burgaz dolduruluyor yıllardır. Yıllardır dolduruluyor. O sebeple 3. havalimanının yapılma amaçlarından bir tanesi özellikle 5 milyar euroluk hafriyat dökümü yapılacağıdır. Bununla da kalmıyor. Yapılan ÇED raporları, çevresel etki değerlendirmesi raporları saklanıyor. Kaç defa bunlar iptal edildi mahkeme kararlarıyla, idari yargı kararlarıyla ama hala bunda ısrarcı davranılıyor. ÇED raporlarının ben bir an önce kamuoyuna açıklanması ve paylaşılması gerektiğini düşünüyorum. Çok ciddi şeyler var, sıkıntılar var. Çünkü orada dip erozyonu var. Bu dip erozyonu ne demek biliyor musunuz Fatih Bey? Toprak çok ciddi anlamda sıvılaşıyor. Bu sıvılaşma yüzeyde oluşturulacak o pistlerin çok kısa süre içerisinde çatlaması anlamında. Siz eşiniz ya da çocuğunuz, anneniz ya da babanız herhangi birini her an çatlayabilecek bir pistte inecek uçakta olmasını ister misiniz? Herhalde uçak indiği anda çatlamaz canım inşallah. Hayır öyle değil. Her an böyle bir risk var. Bu çok ciddi bir risk. Yüzey özellikle dip erozyonuyla alakalı ÇED raporlarında şeyler var, bulgular var. Bunların açıklanması gerekiyor. O sebeple 3. havalimanı ile alakalı konunun ihtiyaç olup olmayışı ve özellikle tabii ki. Ya bizim için en önemli konulardan bir tanesi İstanbul'un sürdürülebilirliği, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kentleşme. Siz bu sürdürülebilirliği sağlayamadığınız sürece İstanbul hepimiz için bundan sonraki dönemlerde yaşanılması güç bir şehir olacak.